hoş geldiniz. Bugün size çok tatlı bir anahtarlık yapımı anlatacağım. Anahtarlığımız bir mantar deseninde olacak. Yine alfa. Tek taraflı kullanılacak. Arkası çünkü iplerin yapıştırıldığı için bir deseni yok. Yamalı. Bu tarafı kullanılacak. İsterseniz çanta süsü yapabilirsiniz. İsterseniz anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Çok tatlı. Ya bunun uzunluğunu mesela birçok ipekleyerek ördüğünüz zaman bilekliğini de yapabilirsiniz. Ama ben bugün anahtarlık olarak yapmak istedim. Şöyle ortasında beyazlar, en kenarına da yine fonunu oluşturabilecek rengi ekledim ben. Böyle bir bütün dursun diye. Zaten bitişindeki püsküllerinde de hem beyaz olacak hem de bu mavisinden olacak. Kullanacağımız ip anahtarlığımızda Alize Diva. Her zamanki gibi. Böyle çok, bu çok uzun zamanın anahtarlığı. Çok uzun zaman önce örmüştüm. Çok sert. Yani böyle kolay kolay kötü olmayacak. Rahatlıkla çantanızda kullanabilirsiniz. Yani süs olarak kullanabilirsiniz ama aktif olarak da kullanabilirsiniz. Bir kırmızı ipimiz olacak. Şöyle tatlı bir hardal rengimiz olacak. Böyle koyu bir mavi bu. Koyu mavimiz. Kırmızımız, çok az ip kullanacağız zaten. Ölçülerini vereceğim. Bir de beyaz rengimiz olacak. Şöyle bu dört renkle çıkartacağız anahtarlığımızı. Yine farklı başlıklar kullanabilirsiniz. Bende bir gold var, gümüş var, bir de bu var. Bendeki anahtarlıkta olan şöyle. Ben bunu çok sevdiğim için bugün de bunu kullanacağım. Aynısını yapmak istiyorum ama farklı çeşitli şeylerde kullanabilirsiniz. Önemli olan burada buranın genişliği ve bu genişlik bizim yaptığımız desende gayet uygun. Bitişini de sonuna kadar ördükten sonra eşit miktarda ayırıyorum. O artık size bağlı. Yani örebilirsiniz buraları. Aynı bileklikte bitirdiğimiz gibi saç örgüsüyle de bitirebilirsiniz daha uzun. Böyle tek bir püskül de yapabilirsiniz. Şöyle ikisini bağlayıp tek bir püskül de yapabilirsiniz. Ben ikili yaptım. Böyle daha çok beğendim. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi örmeye geçebiliriz. Şimdi burada ölçüyü alırken normalde zaten arkadaki uzun, yani örülmemiş kısımdaki iplerin uzunluğu bu kadar. Yani normalde böyle bir 8-10 santimlik bir uzunluk yeter. Biz yine de ne olur ne olmaz birazcık daha uzun tutacağız. Totalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane beyaz var. 6 kere 2 12. 12 renk beyaz olacak şu başlangıcında. Yani bunun ana zeminini oluşturmak için. Şuraları keselim. Aynı loop yapacak gibi şurayı kesmeyeceğiz. Çünkü buraları buradan geçireceğiz anahtarlarımızdan. Bu tamam. Şimdi bu kaç santimmiş? Yaklaşık olarak 17 santim. Şöyle kadraj alalım. Burası yaklaşık olarak 17 santim. Şimdi bir tane de sağ ve solunda var biliyorsunuz. Aynısından bir tane şöyle kesiyorum. Tamam. Bu da okey. Şimdi diğerini bir tanesini bunların uzunluğunda keseceğim. Tutacağım. Ama diğerini bu renkte fonda bu renk olduğu için uzun tutacağım ve direkt onunla örmeye başlayacağım. Normalde zaten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aslında burası 15 ile örülebilen bir anahtarlık. Biz 16 iple başlayacağız. O 16'da işte fazla kalan kısmı ben örmeye başlayacağım. Şimdi göstereceğim onu da. O yüzden bir kısmı bununla eşit ama diğerini uzun tutuyorum. Ölçüsünü vereceğim. Orayı istediğiniz uzunlukta da yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle yapayım. Hepsi tek tek 17 santim. Sadece fon rengimizi oluşturacak mavinin bir kısmı, sadece bir kısmı 105 santim. 105, 110 fark etmez. 105 santim diyebilirsiniz. Zaten uzun tutmanız olumsuz olmaz. Yani ne kadar az ipeklersek o kadar arka tarafı da böyle olur. Şimdi
bunların hepsini bunun gibi geçireceğiz. Geçirdiğimizde arkadaki kısım bu şekilde, ön böyle. Yani biz önden alacağız. Hemen göstereyim. Şu iki ucunu eşitleyelim. İpi anahtarlığımızı şöyle yerleştiriyoruz. Ve sonra alıyoruz, çekiyoruz ve düğüm kısmı önde oluyor. Arkası böyle. Az evvel gösterdiğim gibi. Şimdi yan yana 6 tane beyaz koyacağız. Evet, şimdi bir sağına, en sağına normal uzunlukta olan fon rengimizi ekleyelim. Ya burada isterseniz hepsini beyaz da yapabilirsiniz, siz bilirsiniz. Ben bu elimdeki örnek anahtarlığa göre yapacağım. Şimdi bir de başına ekleyeceğiz. Dediğim gibi bunun bir kısmı diğerleriyle eşit, bir kısmı 105 cm. Hepsini böyle ortada iyice sıkmanıza gerek yok. Böyle eşit miktarla sağ sol ayrılabilir. Evet. Oluşturduk. Şimdi ilk sırasında dümdüz bir tane mavi öreceğiz. Şimdi normal düz bir örgü öreceğiz. Yani bu ilk sırada sonuna kadar dümdüz gidecek. Bunun için ne yapıyoruz? İpimizi, uzun olan ipimizi soldan sağa yürütüyoruz. Her seferinde 2 düğüm atarak. Öncelikle üzerinden alıp altından geçirdik. 1. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz soldan sağa. 2. Devam ediyoruz. Soldan sağa. 1. Soldan sağa. 2. Devam ediyoruz. Soldan sağa üzerinden alıp altından geçiriyoruz. Tek yaptığımız bu. Düz örgü. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra mavi dümdüz sağdan sola gidecek, yürüteceğiz. Şimdi sağdan sola üzerinden geçilir, altından çek, tekrar sağdan sola aynı işlemi yap. Aynı ipimizi yürütüyoruz. Her seferinde 2 düğüm. Altı sıra normal fon rengimizi ördük. Böyle arada elinizle bastırabilirsiniz. Yani böyle şişkinlik olmasın. Burada neredeyse az şişkinlik. Böyle. Yani düzelte düzelte örebilirsiniz. Şimdi 6 tane maviyi koyduktan sonra 4 tane kırmızı koyacağız. Hemen kırmızı rengimizi alalım. Kırmızı için 100 cm ip kestim. Yeterli olacaktır. Ve 4 tane yan yana kırmızı koyacağız. Nasıl yapıyorduk? Altından geçiriyorduk. Şunu, onunla işimiz yok. İplerimizi üzerine alıyorduk. Şu uzun olan ilk yürüttüğümüz ipi hiçbir şey yapmıyoruz. O kalıyor. Şimdi sağdan sola beyazın üzerinden kırmızıyı sağdan sola attık. Çektik. 1. Tekrar yapıyoruz. Attık. Çektik. 2. Her seferinde 2 düğüm ve toplamda bundan 4 tane yapacağız.
sağdan sola beyazın üzerinden atıyoruz. Altından çekiyoruz. Şimdi bir tane daha. Şöyle sağdan sola bir, sağdan sola iki. Evet. Dört kırmızımızı yaptıktan sonra beş tane, yani kalan, buradaki kalan beş rengim, beş ipimizin üzerinden maviyi geçiriyoruz. Yine alttan aldık. En son ördüğümüz kırmızıya gelene kadar kırmızının şu yanından geçirdik. Artık kırmızıyla işimiz bu sırada bitti. Şimdi sağdan sola doğru yürütüyoruz. Üzerinden geçirdik. Altından aldık. Bir. Sağdan sola üzerinden geçirip altından aldık. İki. Devam ediyoruz. Üçüncü sıradayız ve şimdi dört tane mavi ile devam ediyoruz. Yani bunun desenini bulursam size numarasını paylaşırım. Şu an bulamadım. Belki videoyu yüklerken tekrar araştıracağım. Bulursam ekleyeceğim. Soldan sağa bir, soldan sağa iki. Bu ikinci yürütüşümüz. Üç ve dört de yapacağız. Soldan sağa bir, soldan sağa iki. Soldan sağa bir, soldan sağa iki. Şimdi kırmızıyı devre alıyoruz. Şurada üçüncü sıramızda üç kırmızı, bir beyaz, üç kırmızı. Sonra da yine dört tane mavi ile bitireceğiz. Şimdi bunun için soldan sağa bir, soldan sağa iki, soldan sağa. 1, soldan sağa 2, soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şimdi bir tane beyaz ekleyeceğiz. Şu an 80 santim beyaz ekliyoruz. Yani alfa bilekliklerde eklemeli oluyor. Böyle yamalı oluyor. Bunun başta doğru bir ölçüsü yok. Şu an 80 santim beyazımızı ekledikten sonra kırmızımızın üzerinden geçirdik. Şimdi soldan sağa 1, soldan sağa 2. Zaten bir tane beyaz konduracaktık, yaptık. Hemen kırmızıyı tekrar alıyoruz. Beyazımızın hemen şöyle üzerinden diğer iplerimizi üzerine çıkarıyoruz ve 3 tane soldan sağa kırmızıyla devam ediyoruz. Her seferinde 2 düğüm atıyoruz. Şimdi soldan sağa 1, soldan sağa 2, kaldı 3 ipimiz. Soldan sağa 1, soldan sağa 2, soldan sağa 1. Dördüncü sıramızı yapıyoruz. Üç tane mavi, sonra bir kırmızı, bir beyaz, gerisi kırmızı, son ikiye kadar kırmızı, son ikide de mavi ile devam ediyoruz. Ama şimdi ipimiz burada, buradan başlayacağımız için tam ters. Yani iki tane maviyi buradan başlatıyoruz, sonra hep kırmızı örüyoruz ve bir beyaz, bir kırmızı, sonra üç tane mavi ile kapatıyoruz. Hemen devam edelim. Sağdan sola bir, sağdan sola iki, sağdan sola bir, sağdan sola iki. Şimdi bu ipimiz hemen dursun. Kırmızıyı alttan bunun üzerine doğru çekelim. Şu diğer iplerimizi şöyle bir üste çıkaralım. Bu alttaki ipimizi kullanmayacağız şimdi. Onunla şu anlık işimiz bitti. Ve kırmızıyı
yürütmeye başlıyoruz. Buralarda çok fazla sıkmanıza ya da çok fazla gevşek bırakmanıza gerek yok. İp zaten sonuna geldiğinde oturuyor. Burada mesela toplam kaç tane kırmızı yapacağız? Beyaza kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7.yi yapmışız. Şimdi 8'li. Sağdan sonra 1 ve 2. Evet. Şimdi bir tane beyaz, bir kırmızı, sonra 3 mavi konduruyoruz. Beyazı alttan alalım, ördüğümüz beyazı. Şöyle kırmızının üzerinden getirelim. İpimizi üstüne çekelim. Şimdi sağdan sola. 1. Sağdan sola. 2. 2. Ve şimdi şu aşağıdaki uzun mavimizi alalım, en alttan getirelim, 3 maviyle kapatacağız. 3 mavimizi oluşturacak tabanlarımızı çektik, sağdan sola 1, sağdan sola 1, sağdan sola, üzerinden al, altından geçir. Şimdi bu taraftan devam edeceğimiz için 2 tane mavi koyduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kırmızı koyuyoruz. Sonra 1 beyaz, 1 kırmızı, 1 beyaz, 1 kırmızı ve 1 mavi ile bu sırayı da bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kırmızı. Önce 2 tane mavimizi soldan sağa yürütelim. 1 ve 2. Şimdi kırmızımızı yürüteceğiz. Kırmızımızı mavinin üzerinden aldık. 1, 2, 8 tane yürüteceğiz. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Bir beyaz, bir kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı yapacağız şimdi. İpimizi alttan getirdik, kırmızının üzerine attık. Öncelikle soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şimdi hemen bir kırmızımızı atacağız ve beyazın üzerinden şöyle yukarı doğru çektik. Şöyle. Şimdi son kırmızımızdayız. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. En son da maviyle kapatacağız ve uzun mavimizi aldık. Kırmızının üzerinden geçirdik. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şurada mesela böyle şeyler olduğunda ipimizi çekiyoruz. Yani böyle el yapımı bir şey işte. Elle düzelteceğiz olumsuz yerlerini ve devam. Şimdi bir tane maviyi attıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kırmızı atıp 1 beyaz, 1 kırmızı ve 2 mavi ile bitireceğiz. Sağdan sola şöyle 1. Tekrar sağdan sola
2. Ve 10 tane kırmızı. 1. Sağdan sola 2. Şimdi bir beyaz, bir kırmızı. Şöyle alttan beyazımızı getirdik. Sağdan sola 1. Sağdan sola 2. Sağdan sola 1. Sağdan sola 2. Ve şimdi mavimizle de 2 tane kapatıyoruz. 2 sıra öreceğiz sadece. Sağdan sola 1. Sağdan sola 2. Tekrar sağdan sola 1. Sağdan sola 2. Evet. Şu alttaki ördüğümüz ipleri bir şöyle ayrıştıralım. Ve bir tane şimdi maviyi ördükten sonra 5 tane kırmızı getiriyoruz. Soldan sağa 1. Soldan sağa 2. Bir, soldan sağa 2. Soldan sağa 1, soldan sağa 2, soldan sağa 1 ve 2. 5 taneydi bu dördüncüsü şu an. Evet. Ve 1 2 3 4 5 6 7 tane beyaz atıyoruz. Şu uzun beyazımızı alalım. Soldan sağa 1, soldan sağa 2, soldan sağa 1, dümdüz örüyoruz. Aralarda özel örgüler hiç yok. Yani bence çok rahatlıkla yapacaksınız diye düşünüyorum. Soldan sağa 1, soldan... Alfalar zaten böyle bakarak yapıldığı için bana kolay gelir. Umarım desen numarasında bulurum. 3, 4, 5, 6... 7. Şimdi bir kırmızı, bir mavi yapacağız. Soldan sağa 1, soldan sağa 2 ve şu uzun mavimizi alalım alttan. Soldan sağa 1, soldan sağa 2, hop. Evet. Şimdi yine burada bir tane mavi yaptıktan sonra 2 kırmızı, 3 beyaz koyuyoruz. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi buraya 2 kırmızımızı ekleyelim. Şu mavimizi aşağı aldıktan sonra sağdan sola 1, sağdan sola 2. Bundan 2 tane yapacaktık. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi 3 tane beyaz ekleyeceğiz. Kırmızıyı hemen altı aldık. Sağdan sola 1. Sağdan sola 2. Sağdan sola 1. Sağdan sola 2.
sağdan sola 1 ve 2. Şöyle bir el yordamıyla düzenleyelim. Şimdi artık hardalımızı sokma vaktimiz geldi. Yani şu kadar bir hardal öreceğiz. 50 santim bir hardal ekleyeceğiz. Eklerken de şuraya bandımın altına hemen iliştiriyorum hardalı, iyice yapıştırıyorum ve alttan böyle getirerek sanki sıra ondaymış gibi şöyle, yani az evvel ördüğüm beyaz ip sanki buymuş gibi. Elim artık öyle bir alıştı ki, sizin de olmuştur o alışkanlık diye düşünüyorum. 2 tane hardal atacağız. Öncelikle sağdan sola 1, sağdan sola 2, tekrar yapalım. Sağdan sola 2. Şimdi 3 tane beyaz atacağız. Uzun beyazımızı alttan aldık. Şöyle. Sağdan sola 1, sağdan sola 2, sağdan sola 1, 2. Şimdi 3 tane de kırmızı. Kırmızımızı alalım alttan. Kırmızı koyacağız şimdi. Sağdan sola 1, 2, 3. Şimdi maviyi alalım en alttan, şu uzun mavimizi. Ve bir tane sağdan sola ipimiz var boşlukta, onu yapacağız. Şöyle sağdan sola üzerinden alıp altından geçiriyorduk. Aynı işlemi yapıyoruz hepsinde, her sırada. Evet. Şimdi soldan sağa bir tane mavi attıktan sonra 2 tane kırmızı atacağız. Alalım kırmızımızı. Soldan sağa 1, soldan sağa 2, soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şimdi 3 tane beyaz atacağız. Soldan sağa 1 ve 2. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. 1 ve 2. Şimdi 4 tane hardal atacağız. Soldan sağa 1. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Bunu söyleme sebebim, orada ekstra bir düğüm olmuyor. Yani şunu ikinci defa tekrarladığımız için. Yani hem soldan sağ hem sağdan sola olduğunda özellikle uyarıyorum. Hani belki buraya kadar örnek veriyorum kavradınız. Duyarak da hani belki benimle eş zamanlı örersiniz diye, öyle kolaylık olsun diye yapıyorum. Soldan sağ 1, soldan sağ 2. 2 tane de kırmızı atacağız. Attık. Şimdi son üçünü mavi olarak kapatacağız. Evet. Soldan sağ 1, soldan sağ 2, soldan sağ 1, soldan sağ 2, soldan sağ 1 ve 2. Şimdi 5 tane sağdan sola maviyle gideceğiz. Sağdan sola 1, 2. Şimdi 2 hardal, 1 beyaz, 1 hardal atacağız. Hardalımızı en aşağıdan alıyoruz. Ve sağdan sola 1, sağdan sola 2, sağdan sola 1, sağdan sola 2,
Ve şimdi bir tane beyaz atacağız. Sağdan sola. Bir, sağdan sola. İki. Şimdi sağdan sola bir, sağdan sola iki ve şimdi beş tane kırmızı gelecek yanına. En aşağıdan kırmızımızı alıyoruz. En başta kırmızıya kaç santim demiştim. En son onlara yazacağım ekrana ama tam yetti. Sağdan sola bir, sağdan sola iki, beş tane yapıyoruz zaten. Sağdan sola 2, sağdan sola 1 ve 2, sağdan sola 1 ve 2, sağdan sola 1 ve 2. Şu kadar bir şey arttırdık. Evet, şimdi mavi ile sağdan sola geldik. Mavi ipimiz muhtemelen ekleyeceğiz. Onu yetiremedik. Yeniden. Şimdi bu kırmızıyı artık bırakabiliriz. Bitti. Kırmızıyla işimiz ve 6 tane mavi ile soldan sağa yürüyeceğiz. Üzerinden al, altından geçir. 6 tane. Evet. Şimdi bir hardal, bir beyaz, iki hardal. Soldan sağa. Bir ve iki. Şimdi beyazımızı alalım. Soldan sağa. Bir ve iki. Şimdi iki hardal yürüyeceğiz. Soldan sağa. Bir ve iki. Soldan sağa. Bir ve iki. 5 tane mavi ile soldan sağa gideceğiz. Soldan sağa, üzerinden al, altından geçir. Üzerinden al, altından geçir. Evet. Geçtiğimizde 4 tane sağdan sola mavi yürüteceğiz. Şimdi mavi ipimiz çok az kaldı. Sağdan sola, üzerinden al, altından geçir. Küçük ip artık çok zorlar örmekte. Yeniden bir ekleme yapacağız. 100 cm ip ekliyoruz. İpimizi hemen şuraya yapıştıralım. İp eklemeyi zaten göstermiştik yine. Sağdan sola aynısını yapıyoruz şu ana kadar. Bu sanki bu ipin devamı gibi. Halbuki bununla işimiz bitti. Üzerinden geçirdik ya. Orada gizli düğümümüzü atmış oluyoruz aslında. Ve üzerine zaten iki kere ördüğümüz için artık kaçmıyor. Sağdan sola. Bir. Sağdan sola. İki. Şunu atalım artık. Dört taneydi. İkisini yaptık. İki tane daha yapacağız. Sağdan sola. Bir, sağdan sola, iki, sağdan sola, bir ve iki. Şimdi iki hardal, üç tane de beyaz koyacağız. Sağdan sola, bir ve iki. Şimdi 3 beyaz koyacağız. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Sağdan sola 1, sağdan sola 2 ve 3. Bir hardal, gerisi mavi olacak şekilde. Sağdan sola 1. Sağdan sola 2. Şimdi
5 mavi ile kapatacağız. Her seferinde 2 düğüm olacak şekilde mavimizi yürütüyoruz. Sağdan sola 1 ve 2. 1, 2. Üzerinden alıp altından geçiyoruz. Hiçbir özel örgümüz yok burada. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi soldan sağa 5 tane mavimizi yürüteceğiz. 1 ve 2. Soldan sağa 1, soldan sağa 2, soldan sağa 1, soldan sağa 2. 4. Bir de 5. Şimdi hardalı aldık. Soldan sağa 1, soldan sağ 2. 3 tane beyaz atacağız yine. Üste yaptığımız aynısını bu sefer soldan sağa yapacağız. Soldan sağ 1, soldan sağ 2. İki hardalımızı koyacağız. Soldan sağ 1, soldan sağ 2. Ve gerisini de maviyle soldan sağa 1, 4 tane öreceğiz. Sağdan sola 1, sağdan sola 2, sağdan sola 1, sağdan sola 2. 3. maviyi attıktan sonra 2 tane hardal atacağız. Hardalımızı alttan aldık. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. 2 defa öreceğiz. Sağdan sola 1, sağdan sola 2 ve beyazlarımızı yürüteceğiz. 4 tane. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. 4 tane aynı işlemi yapıyoruz. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi bir tane hardal atacağız. Sağdan sola 1 ve 2. Şimdi maviyi alalım en alttan. 5 tane burada mavi koyacağız sağdan sola. Üzerinden al, altından geçir. Her seferinde aynı işlemi yapıyoruz. Sağdan sola 1 ve 2. Sonuna kadar yürüt. Şimdi yine soldan sağa 5 tane maviyi soldan sağa doğru yürütüyoruz. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Üzerinden al, altından geçir. Soldan sağa 1 hardal attık. İkinci hardalı ise attık. Ve 4 tane beyaz ör diyor desenimiz bize. Soldan sağa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 4 tane ör diyor. Hardal at. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Hardalımız sanki çok az kaldı, yetmeyecek gibi.
ekleyebiliriz duruma göre. Yani ben size onun ölçüsünü tam veririm şimdi. Sizinki yeter. Siz benimki gibi az kesmezsiniz. Soldan sağa 1, soldan sağa 2, soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şimdi son artık 2 tane, 4'er tane beyaz attık ve şimdi altına son bir 3 beyaz yapacağız. Bunun için de 4 tane mavi ile sağdan sola doğru gidiyorum 4 defa. Şimdi 2 hardal atacağım. Hardalım çok az kaldı. Yetirmeye çalışacağım ben ama size biraz daha bir tık daha uzun söyleyeyim ki böyle zorlanmayın. Çünkü küçük iple örmek benim çok sevdiğim bir şey değil. Zor oluyor. Şimdi sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi 3 tane beyaz atacağız. Bu arada beyaz kattığımız ip de yetti. Onun da ölçüsü. Ben göz kararı yaptığım için böyle şeyleri yetince seviniyorum. Sağdan sola 1 ve 2, 1 ve 2. Hardalımızı sağdan sola. Ama siz de şu an görmüş oldunuz. Yani küçük ip her zaman diyorum ya biraz artsın ne olacak ki diye. İşte sağdan sola böyle oluyor. Zor oluyor örmesi. Onu göstermiş oldum istemeden. Şimdi mavi ile 5 tane gidiyorum. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Şimdi soldan sağa ne yapacağız? Bu sefer 6 tane mavi ile geliyorum. Soldan sağa 1. Benim hardal burada 4 tane kare yapmama yetmeyecek. Mecburen tam bitmeye yakın çok küçük bir hardal eklemem lazım. Ya zaten bu anahtarlıkları ben artık iplerimle yapıyorum. O yüzden çok üzücü bir durum değil. Öbürü artık ipim bitiyor. Evet. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. 4 tane yapacağız. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Motifimiz artık bitiyor. Soldan sağa 1 ve 2. Şimdi mavimizi alalım ve 5 tane örelim. Şimdi en son bir tane düz sıra mavi örüyoruz. Sağdan sola 1, sağdan sola 2 ve sonuna kadar. Şöyle ikiye ayırsak, şöyle kapatacağız. Bunu da nasıl yapalım? Mesela buradaki aynı şunlar gibi kapatalım. Şöyle. Tamam mı? Sağdan sola, soldan sağ. Bu kadar. Bir tane daha yapayım. Şöyle. Sağdan sola, soldan sağ gibi. Bunu da yapalım. Nasıl mesela? Şöyle. Tane bir soldan sağa hepsinin üzerinden atıyorum. Bir de sağdan sola. Ya bu tamamen sizin de istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi en başta ipleri birazcık uzun tutabilirsiniz ve şimdi saç örgüsü yaparsınız ya da tek bir püskül yaparsınız. Ben böyle sağdan sola, soldan sağa üzerlerinden geçirdim. Şöyle aşağı insin bunlardan. Ne yapıyorduk? Tığımızı şu örgülerin altından sokuyorduk. Bunları indiriyoruz.
indirdiklerimizi şöyle kökünden kesiyoruz. Yapıştırıcımızla yapıştırıyoruz. Yerlere konduruyoruz. Şimdi şöyle parmağımızla çok da bastırmadan bir tur sürdük. Evet, ana terliklerimiz bitti. İkisi de aynı. Dediğim gibi desen numarasını bulabilirsem videoya ekleyeceğim yüklerken. Ama bulamaz isem de bu şekilde bende olan örnekle yapabilirsiniz. Muhakkak karşınıza çıkar ama bu bilekliklerle, desenlerle ilgileniyorsanız Pinterest'ten falan bulabilirim belki. Araştıracağım. Baktım bugün ama bulamadım. Şimdi belki telefonumun hafızasında vardır, onlara bakacağım. Ölçüleri dediğim gibi yani bir tek hardalda sıkıntı yaşadım ölçüde. Ona tekrar bir 30 cm ekledim. Onu ayarlayacağım. Size onun tam ölçüsünü vereceğim. Verdiğim ölçülerle yaparsanız herhangi bir problem olmayacak. İpleriniz yetecek. Arkası şöyle duruyor. İleride bunlara temiz arkalı da çalışacağız. Yani hem önlü hem arkalı kullanabileceğimiz anahtarlıklarımız, bilekliklerimiz, halhalarımız olacak. Çoğu bilekliğimizi kullanıyoruz ama alfalarda genelde bu daha kolay olduğu için ben böyle anlatıyorum ama temiz arkada anlatmayı düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.